Makro ve Basic 2019 videolarına hoş geldiniz. Bu dersimizde makro kayıt işleminden bahsedeceğiz. İşlemi bir örnek üzerinde değinecek olursak yapacağımız şey A1 ile A12 hücresi arasında yılın 12 ayını yazdırmak olacaktır. Eğer ki bu işlemi çok sık tekrarlıyorsanız bunu makro kayıt işlemiyle bir klavye kısayol tuşuna kadar indirgeyebilirsiniz. Makro kayıt işlemi gerçekleştirmek için yapacağımız işlem geliştirici sekmesine gelerek makro kaydet deyip gerekli alanları doldurmamız olacaktır. Makro adı kısmı makro iki şeklinde bırakabilirim. Yani default gelen ismiyle bırakabilirim ya da buraya herhangi bir isim belirleyebilirim. Örneğin deneme şeklinde. Kısa yol tuşu klavyeden hangi kısa yol tuşuna bastığımda makro kaydın çalıştırmasını istiyorsam. Örneğin kontrol ile birlikte A harfine bastığımda bu kayıt işlemini çalıştıracaksa A olarak kutucuk içerisine belirledik. Makronun saklanacağı yer halihazırda açık olan bu çalışma kitabında saklamasını istediğimiz için burada herhangi bir değişiklik yapmayıp açıklama kısmına yine dilediğiniz bir açıklama bilgisi girebiliyorsunuz. Burada dikkat etmemiz gereken husus şu. Tamam butonuna tıkladığımız andan itibaren kayıt işlemine başlayacağı için yapacağınız işlemi tek seferde doğru bir şekilde gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Tamam butonuna tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi makro kaydet ifadesi kaydı durdur şeklinde değişmiş olup yani bundan sonra yapacağımız her şeyi kaydetmeye başlayacaktır. İlk olarak işlemi gerçekleştirecek olursak A1 hücresine tıklayıp ocak bilgisini girdik. Ve tekrar hücre üzerine gelerek sürükleme kulpundan aşağı doğru sürüklersek şunu yapıyor olacak. Bize 12 ayı sıralı şekilde yazmış olacak. Daha sonra kaydı durdur deyip gerçekleştireceğimiz makro kaydını sonlandırıp A1 ile A12 hücresi arasındaki bilgileri silerek klavyeden kontrol A tuşuna tıkladığımızda artık şunu yapacak. Bu hücre aralığına 12 ayı sürekli yazmaya başlıyor olacak. Bu dersimizde anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki dersimizde yeniden görüşmek üzere.